Emin Pazarcı, F. Gülen, Korkun Benden. Geç kaldık. Dün yapılması gerekenleri bugün yapıyoruz. Peş peşe raporlar hazırlanıyor. Fethullah Gülen'in gerçek kimliği ve FETÖ'nün yapısı ortaya konuluyor. Gerçekler birer birer ortaya dökülüyor. Keşke bunları daha önce yapabilseydik. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı 1990'lı yıllarda harekete geçebilseydi. Fethullah Gülen denilen bu adamın dini, diyaneti ve camileri istismar ettiğini, kürsüyü kirlettiğini o zaman ortaya koyabilseydi. Çünkü bugün hazırlanan raporlarda ortaya çıkanlar yeni değil. Çoğu Fethullah Gülen'in 1970'lerden bu yana yaptığı konuşmalardan derlenmiş. Bugün onlardan yola çıkılarak hükümler veriliyor. Geçmiş konuşmalara ve çelişkilere dayanılarak bu adamın tam bir din tüccarı olduğu ortaya konuluyor. Demek ki çok hatta çok geç kalmışız. Biz sürekli olarak işin kolay tarafına kaçıp FETÖ söz konusu olduğunda hep siyaset müessesesini suçluyoruz. Ancak bu adam din ticareti yaparken dur bakalım sen ne diyorsun diye araya girmeyen tepki göstermeyen dini kurumlar ve din adamlarına hiç bakmıyoruz. Asıl görev onlarındı. Ama hep sustular. Toplumu ve siyaset kurumuna aydınlatacak hiçbir adım atmadılar. Bu adamın şarlatanlıklarını ortaya dökmediler. Hatta içlerinden bu adamın kurduğu yapıya metiyeler, düzenler bile çıktı. Bence bizi 15 Temmuz'a kadar getiren asıl sıkıntı budur. Toplumu aydınlatmakla görevli kurumlar suskun kaldılar. Durum bu olunca Gülen denilen sahtekarın geniş kitleleri din adına kullanmasına dolaylı da olsa yardım ettiler. Deniliyor ki Gülen amacını 1970'li yıllarda ortaya koydu. Doğru adam hiç saklamadı ki. Satır aralarında hep mesajlar verdi. Sadece biz okuyamadık ya da okumak istemedik. 98 yılının Mart ayıydı. Akşam gazetesi yazarları olarak İstanbul Bağlar başındaki Fem dershanesine gidip Gülen'le görüşmüştük. Daha o gün bütün Türkiye'ye korkun benden mesajını vermişti. Belgesi de arşivlerde duruyor. 13 Mart 1998 tarihli akşamda yazdık biz bu ifadeyi. Önce alışık olunduğu üzere bir melek görüntüsü içine gidip boynunu eğerek din ve şeref üzerine yeminler etmişti. Gazetemiz yazarları karşısında oldukça başarılı bir tiyatro oyunu sergilemişti. Söz veriyorum gerginlik istemiyorum demişti. Sana ihtiyaç yok derlerse giderim bu ülkeden ifadesini kullanmıştı. Bize ömrümün geri kalan kısmını bir mağarada geçirebilirim sözünü vermişti. Daha da ileri giderek hızını alamayıp okulları devlete devretmeye hazırım cümlesini bile sarf etmişti. Ancak bunları söylerken bile üstü örtülü tehditler savurmaktan geri kalmadı. Ardından aynen şu sözler dudaklarından döküldü. Ben 40 sene cami kürsülerinden vaaz verdim, hakkında soruşturma açılmadı. insanın bir hesabı var da bunu 40 yıldır saklayabilmişse ben de böyle bir dimadan korkun derim. Fethullah Gülen bu sözlerle kendisini çok iyi tarif etti. Aynen dediği gibi yaptı. Kafasının içindeki hesapları yıllarca sakladı. 15 Temmuz'da da uzun yıllar beklemenin verdiği hırs ve kinle dışa vurdu. Dün gerginlik istemiyorum yalanlarıyla milleti kandıran adam, başımıza bela oldu. Üstelik dün ne yapıyorsa bugün de aynısını sürdürüyor. Bu defa da farklı yalanlarla oynadığı oyunu devam ettirmeye çalışıyor böylesine sahte hayatını böyle yalanlar üzerine oturtmuş bir kişilik zor bulunur hiç unutmuyorum 1998'de yaptığımız görüşme sırasında kendisini kendini idare eden aciz bir insan olarak tarif etmişti bugünse megalomanisi taban yapmış dünyayı avucunun içine almaktan söz eden bir adam var karşımızda Fethullah Gülen gerçekten de eşi ve benzeri çok zor bulunur bir tip. Anadolu tabiriyle kancık bir kişilik. Namert denildiğinde hiç düşünmeden işte bu diyebileceğiniz bir şahsiyet. Bakın tarihe göreceksiniz. İçinde yaşadığımız bölgelerde oyunlar oynayıp at koşturan emperyal devletler hep bu tip adamları kullanmışlar. Biz göremiyoruz ama onlar bu gibi kullanışlı tipleri çok iyi bulup ortaya çıkarıyorlar. Emin Pazarcı, Akşam